Kelimeleri unutuyorsun. El ve ayaklarında karıncalanma var. Konsantre olmakta zorlanıyorsun. Üstelik sürekli hassizlik ve yorgunlukla cabası. Belki tüm bunların arkasında sessiz ilerleyen bir B12 eksikliği var ama farkında bile değilsin. Çoğu kişi bu eksikliği tesadüfen öğreniyor. Çünkü belirtiler çok sinsi çok yaygın ve aslında kan testi yapmadan da riskli olup olmadığını anlamak bazen mümkün. Eğer doktora gitmeye bile vaktin yoksa videoyu sonuna kadar izle ve 12 eksikliğin var mı yok mu belirtileri öğreneceksin. Unutma bu bir teşhis değil. Ama vücudun verdiği sinyalleri doğru okumayı öğrenirsen sağlığın senin kontrolünde olur. Neden erken fark edilmiyor? Bilimsel verilere göre B12 ve folat eksiklikleri çoğu zaman çok spesifik bir bulguyla gelmez. Yani kimse sabah uyanıp bir anda bende B12 eksikliği var demiyor. İlk sinyaller çoğu zaman çok masum. Halsizlik, unutkanlık, sinirlilik, Odaklanma kaybı. Dahası B12 eksikliği anemi olmadan da başlamış olabilir. Yani kan sayımında hiçbir şey yokken sinir sistemi çoktan etkilenmiş olabilir. İşte bu yüzden insanlar yıllarca bu eksiklikle yaşayıp farkına bile varamayabiliyor. Şimdi kendi kendimizi test ederek acaba bizde bu belirtiler var mı yok mu bunu öğreneceğiz. B12 eksikliğin en sık görülen 7 bulgusu. 1- Sürekli yorgun ve enerjisiz hissetmek. 2- Unutkanlık ve odaklanma güçlü yaşamak. 3. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma olması. 4. Dilde yanma, tat değişikliği veya sık sık ağız yarası, af dediğimiz durumların ortaya çıkması. 5. Sık sinirlenme, duygusal dalgalanmalar yaşama. 6. Vejetaryen beslenenlerde ya da uzun süre mide ilacı kullananlarda veya metformin dediğimiz şeker ilacını kullananlarda bu durum olabiliyor. Yine 7. Yürürken dengede bozulma, bacaklarda huzursuzluk hissi olması. Hatta kimisi gece uyurken huzursuz bacak sendromu yaşayabiliyor. Bu belirtilerden 3 veya daha fazlası varsa bu B12 eksikliği açısından yüksek riskli olabilir. Şimdi bu belirtilerin neden ortaya çıktığını çok basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Ve 12. Sinir hücrelerinin etrafındaki koruyucu kılıfın yapı taşıdır. Yani kablosu yıpranmış bir telefon şarj aleti gibi sinir hattı bozulduğunda ilk belirtilen karıncalanma, uyuşma veya unutkanlık olur. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin olgunlaşmasını sağlar. İşte bu yüzden sinir etkilenince parestezi, denge bozukluğu, unutkanlık olurken kan yapımı etkilenince halsizlik, nefes nefese kalma ve çarpıntı ortaya çıkar. Ne zaman doktora gitmeli? Eğer bu belirtiler 2-4 haftadan uzun sürüyorsa veya karıncalanma, unutkanlık, belirginleş başladıysa vakit kaybetmeden doktoruna başvurmalı ve kan testi yaptırmalısın. Çünkü sinir dokusundaki hasar geçkince kalıcı olabilir. Belirtiler seni uyarır ama tanı koyan kesin testtir. B12 eksikliği basit görünen ama uzun vadede yaşam kalitesini maalesef ki ciddi şekilde düşüren bir durumdur. Eğer bu bölüm senin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Her şeyi unutan arkadaşına bu videoyu göndererek farkındalık oluşturabilirsin. B12 eksikliği ile alakalı söylediğim belirtilerden en çok yaşadıkların hangileri yorumlarda belirt hep birlikte tartışalım. Hoşçakalın sağlıkla kalın.